Sen de gördüm ben İzmir'de. Ama İzmir üzerine hakem kesmeyi de bırakmazlar. İşte Allah'a tek şey yapıyorum. Birini çıkarsın karşıma. Dualarınız kabul olabilir. Teşekkür ederim yani, ben. Ama Ayşegül, son olarak bir şey söylemene buyurun, izin ver. Ben bugün dediğim gibi evden buraya yürüdüm. Sayın Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal Bey'e rica ediyorum. Bayraklı Kaymakamına rica ediyorum. Bu anarşiyi durdursunlar. Ben bugün Sayın Valiye de bir mesaj göndereceğim. Bayraklı'da havalar ısındıkça kentsel dönüşüm yıkımları başladı. Hı hı. Hiçbir tedbir alınmıyor. Sabah gelirken yine gördüm. Yanında park mı var, hastane mi var, pastane mi var? Hava dingin olduğu zaman ve Bayraklı'da yıkılan binaların toz partiküllerinin ne gibi hastalıklara neden olduğunu tabip odası söyleyip durdu. Ben rica ediyorum İzmir Valiliğinden. O il hıfzı sağ mıdır? İl bilmem ne kurulu mudur? Hiç insan evladı yok mu bunların içinde? Ne yıkımlar yıkım, ne hafriyat hafriyat. Bayraklı halkını İzmir idareleri tamamen gözden çıkardılarsa bir açıklama yapsınlar. Bunda bir şey yok. Ey Bayraklı'da oturanlar, biz sizi artık sevmiyoruz. Siz gidin desinler. Biz de gidelim. Onu mu istiyorlar? Abuk subuk yol kapatmalar. Kafaya göre yani Bayraklı Bayraklı olmaktan çıkmak üzere. Bu yaz bu sıkıntı, inan bana, eğer böyle giderse, yani Serdar Sandal'a oy vermiş bir Bayraklılı olarak söylüyorum, vallahi billahi onun da siyasi geleceğini alt üst eder. Çünkü tepki büyüyor. Ya çocuklar oynuyor. Çocukların oynadığı yerde yıkım yapılır mı? Ambulans durdurulur mu? Kepçe için ambulans durdurulur mu? Bayraklı kaymakamında vatan millet aşkı varsa, Bayraklı belediye başkanında halk sevgisi varsa, bizi duydukların, çünkü çok iyi biliyorum, bizim burada yayınları kırpıyorlarmış. Ayşegül'le ilgili konuştum. Ayşegül'ün kısmını sana WhatsApp'tan. Müftüyle ilgili konuştum. Müftüye. Öyle ruh hastaları varmış yani. Ondan elinde gittiği. Ama olsun, mesajlar ulaşmış olsun özellikle. Olsun. Ben saygısızlık yapmıyorum. Ben durum bildiriyorum. Ayrım yapmadan dolaşsın belediye başkanı. Kendi görecek. Çaktırmadan ama. Orduyla değil. Yıkımlar dehşet. Tehlikeli, riskli. Bak da şurada bak, bugün başlayacak büyük yıkım. Sabah buraya gelirken gördüm. Hemen Fethi Sekin Parkı'nın bu tarafına, kavşaktan sonra. O zaman medya eskisi gibi şu an İzmir'de güçlü olsaymış, biraz başkanların da işi vallahi zormuş herhalde. Bak bugün İzmir'deki tüm siyasiler ve idareciler Allah'a şükretsinler. Fakirlere sadaka versinler. Benim gibi bir manyak yok medyada. Çünkü eleştiri de yapılmıyor. Bunu fark ediyorum. Eleştiri de yok. Durum tespiti de yok. Evet. Ne yazık ki. O çok teşekkür ediyorum. Biz çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Son mühür var. Bak ben biraz hasta hasta geldim. Geçmiş olsun. Yok kafadan. Ya bunu söylemekte bir şey görmüyorum. Asabi tansiyonum çıkıyor. Artı bir de artık bazı şeyleri bırakmam lazım benim. Bazı alışkanlıkları bırakmam lazım. Onun da artık yaşamaya başladık. O sinyalleri geliyor diyorsunuz. Evet, geliyor. Onun için ben çok teşekkür ediyorum. Bana moral verdiniz, davet ederek. Bizim için de çok keyifliydi. Gösterdiğiniz ilgiye de çok teşekkür ediyorum kurumumuza. İyi ki varsınız. Sağ olun.